Merhaba arkadaşlar. İşletme yönetimi başlığı altında yönetim kavramını çokça tekrar ettik. Hemen hemen her bir yö videoda yönetim kavramının e, tanımını yaptık. Yönetimin ne olduğundan bahsettik. Unsurlarını ele aldık. Stratejik yönetimin ilk videosunda strateji kavramını ele aldık. Ve şimdi sıra geldi stratejik yönetimin tanımını yapmaya. Evet. Arkadaşlar stratejik yönetim. Şimdi diyeceksin ki hiç yabancı gelmeyecek bu tanım. Çünkü strateji ile yönetimi birleştiriyoruz yani. Stratejik yönetim işletmenin uzun dönemde yaşamını devam ettirebilmek. Ona sürdürülebilir rekabet üstünlüğü ve dolayısıyla ortalamanın üzerinde kar sağlayabilmek amacıyla eldeki üretim kaynaklarının etkili ve verimli kullanılması olarak tanımlanabilir. Nasıl? Biz bunların hepsinden zaten bahsetmemiş bir daha önceki videoyu izleyen arkadaşlar diyecek ki gerçekten biz bunları zaten ele almıştık defalarca. Tekrar ediyorum. İşletmenin uzun dönemde yaşamını devam ettirebilmek, ona sürdürülebilir rekabet üstünlüğü ve dolayısıyla ortalama üzerine kar getirisi sağlayabilmek amacıyla eldeki üretim kaynaklarının etkili ve verimli olarak kullanılması. E, yönetim sürecinde ne demiştik biz? Yönetim sürecinin bu stratejik yönetimin tanımı. Yönetim sürecinin tanımını nasıl yapmıştık? İşletmelerin çevresel unsurları göz önünde bulundurarak beşeri ve beşeri olmayan kaynaklarını amaçları doğrultusunda etkili ve etkin bir biçimde planladığı, örgütlediği, yönelttiği, koordine ve kontrol ettiği süreçtir. Çok benzer arkadaşlar. Ondan dolayı dediğim gibi konuları bütünsellik çerçevesinde ele alırsanız unutmanız da kolay kolay mümkün olmaz. Evet arkadaşlar. Yaşam hayatta kalmaktır ve hayatta kalmak da rekabet demektir. Şimdi geldik e, stratejik yönetimle çok yakından alakalı bir kavram, e, bir teoriye. Oyun teorisi arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar oyun teorisi kavramı altın belki de çok defa da duymuşsunuzdur game theory diye. Oyun teorisi de yani bu teoride rekabet altında karar alma durumu söz konusudur. Bu nedenle oyun teorisine karar alma teorisi de denilebilir. Bu teoriyi nasıl karar verilmesi gerekliliği üzerinde inceleme yapmaktadır. Şimdi bakın geldik mevzuya. Şimdi arkadaşlar rakiplerin hangi davranışı seçeceği bilinmeden olumlu hareket kararları alabilmek için en rasyonel davranış ne olmalıdır sorusu kuramın ortaya çıkmasından çıkmasına neden olmuştur. Şimdi şöyle düşünün ee, bir satranç oynuyorsunuz tamam sizin alacağınız karar karşı tarafın al alacağınız kararı benim alacağım hamle kararını karşı tarafın alacağı karar çok etkiliyor. Çünkü niye biliyor musunuz? Ben o hamleyi yaparken karşı tarafın hamlesini de düşünmek zorundayım. Satranç böyle bu şekilde oynanıyor. İşte rekabet altında karar alma da bu şekilde arkadaşlar. Ben rakiplerime rağmen bir karar alırken rakiplerin hangi davranışı seçeceğini emin değilim. O yüzden de olumlu hareket kararları alabilmek için en rasyonel hangi davranışı sergilemeliyim? Gibi bir sorudan e, soru bu kuramın ortaya çıkmasını e, çıkmasına neden olmuştur. Evet. Şimdi rekabette arkadaşlar oyunlar oyuncular arasında karşılıklı stratejisi düzenlemesi ve dengelemesi denge, ne Nash Den, dengesi deniyor. Şimdi şöyle düşünün. Hemen anlatıyorum size, tamam mı? Oyuncular her tür herkes stratejisini belirledi tamam mı? Herkes o anda bir yola devam ediyor yani hani stratejilerini uygulama hayatına devam ediyor. Bu anda artık sen rakiplerine rağmen yeni bir strateji üretmiyorsun. O artık üretmiyor herkes stratejisini hayata koymuş. İşte buna bir neş dengesi deniyor. Ama e, bu neş dengesi e, şöyle e, aslında ekonomi bilimini temelden böyle etkiliyor. Neden biliyor musunuz? Şimdi daha önce Adam Smith'in maksimizasyon fikri vardı. O diyordu ki her insan kendi çıkarını düşünür ve ona göre hareket ederse toplum refahı da aynı şekilde artar. Ama bu tanım Neşten sonra ne oldu biliyor musunuz? Her insan hem kendi çıkarını hem de ait olduğu grubun menfaatlerini düşünür ve ona göre hareket ederse toplam refah artar. Buna doğru evriliyor. Evet. Şimdi burada ne demiştik ee, hem, yani hem her insan hem kendi çıkarını hem de ait olduğu grubun menfaatlerini düşünür ve ona göre hareket ederse toplam refah artar demiştik. İşte Nash dengesi her oyuncunun karşısındaki oyuncuları düşünerek kendi açısından en iyi stratejisi belirlemesiyle yakalanıyor. Ve bu denge yakalandıktan sonra oyuncu hiçbir strateji hiçbir oyuncu stratejisini değiştirmedikten sonra hiçbir problem çıkmıyor. Bu denge devam ediyor. Peki bu denge ne zaman bozuluyor? Ta ki bir oyuncu stratejisini değiştirene kadar. Eğer bir oyuncu tutup da derse ki diğer stratejileri ve olası durumları değerlendirdiğimde mevcut stratejimi değiştirmek bana fayda sağlayacak mı diye bir soru aklından geçirir ve bu soruya da evet cevabını verirse işte o an denge bozulur ve neş dengesi olmayan bir durum ortaya çıkar arkadaşlar. Arkadaşlar, serbest piyasalarda denge birçok şekilde bozulmaktadır. Stratejik açıdan dengeyi bozan taraf bunu rekabet avantajı doğrultusunda yapacaktır. Bunun anahtarları da sonraki bölümlerde biz sana, sizlere, e, sizlerle ele alacak, ele alacağımız rekabet stratejileridir. Yani neş dengesinin öyle kolay kolay olması, sürekliliği, süreklilik arz etmesi e, olmayabiliyor özellikle de e, rakip sayısının monopol ve oligopol pazarlarda nispeten neş dengesini korumak daha kolay olabilse de e, rakip sayısının ciddi rakamlara ulaştığı pazarlarda e, bu dengeyi korumak öyle e, kolay olmayabiliyor. Evet. Geldik şimdi e, stratejik yönetimin bir de tarihsel sürecine bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar ilk olarak strateji aslında bir savaş e, taktikleri, bir savaş stratejileri olarak ortaya çıkıyor. Siyasi ve askeri meselelere e, yönelik felsefi bir bakış açısı olarak ortaya çıkıyor. İlerleyen dönemde firma davranışlarının açıklanması ve ideal davranışların tanımlanması için akademik bir çalışma alanı ortaya, olarak ortaya çıkıyor. Sonra e, strateji yapı doğrusalında bir süreç ortaya çıkıyor çentdir diye bunun da ismini çok duyacaksınız. Sonra Ansof tarafından faaliyet alanının belirlenmesi üzerinden bir karar verme süreci boyutunda ele alınmaya başlıyor stratejik yönetim ee, ve sonra da e, kurum stratejisi olarak ifade edilerek karar alma süreci e, formülasyon ve uygulama aşamaları ile formalleştiriliyor bu süreç yani stratejik yönetim süreci e, bu şekilde ilerliyor ve iler 80'li yıllara doğru ise Dış çevre yönelimli bir evrim strateji tanımlarına göre, daha doğrusu strateji tanımlarında göze çarpmaya başlıyor. Daha sonra da endüstriyel organizasyon kuramı ile endüstri yapısı strateji performans düzleminde ele alınan stratejik yönetim süreci dışsal faktörleri de hesaba katan bir e, anlayışa bürünüyor. Porter'ın beş güç modeli, Porter'ın jenerik stratejileri gibi. Bunların hepsini inceleyeceğiz. Şu an çok afaki kalabilir aklınızda sadece şöyle bir fikir yani şurada bir kırıntı dursa ha evet bundan bahsedilmişti geçmiş videolarda deyip bunları zaten her birini detaylı inceleyeceğiz. Daha sonrasında kurumsal kuram ile birlikte sadece mekanik faktörler değil toplumun sahip olduğu kurumların da işletme stratejileri üzerinde etkilerinin olduğu öne sürülüyor. Stratejinin bir sonraki videomuz stratejinin 3 ayağı olacak. Bunlardan biri kaynak temelli yaklaşım. Diğeri endüstri temelli yaklaşım ve diğeri kurum temelli yaklaşım. Kaynak endüstri kurum. Şimdi burada bahsediyoruz ya işte dış çevre yönelimli bir evrim strateji tanımlarına göze çarpmakta. Sonra daha sonra endüstriyel organizasyon kuramı işte diyoruz. Endüstri yapısı ile strateji performans düzleminde ele alıyor işte. Ondan sonra kurumsal kuram ile birlikte diyorlar ki sadece mekanik faktörleri göz önünde bulundurmayın arkadaş. Ülkenin sahip olduğu kurumlar da firma performansına etki edebilir dediğimiz ve bunu detaylandıracağımız stratejinin 3 ayağı videosunda görüşmek üzere şimdilik Hoşçakalın ama lütfen videomu beğenmeyi, like, e, abone olmayı ve e, paylaşmayı unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın.